Büyük şehir meclisi. Artık birikti o kaldı, ben bunu yaparım ya. Malum burada toplanmamızın sebebi belediyemizin belediye meclisi hizmet binasının açılışıdır. Son çeyrekte de olsa yetişmesidir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bize bu meclis salonunu kazandıran başta belediye başkanımız Sayın Hüseyin Gürles'in ve çalışma arkadaşlarının bu çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. 30'a yakın şehirden büyük nüfusu var ve onlar hizmet bekliyordu. Diğer hizmetlere yönelindi. Farklı yerlerde bekleyen acil işler vardı. Onlara yönelindi. Hizmet binalarımızla, ek hizmet binasıyla, işte çevredeki yapılan diğer hizmetlerle meclis salonunu başkanlık bugüne bırakmayı uygun gördü. Çünkü başka hizmetler ve görevler de vardı. Cenab-ı Hak bu meclis salonunda hem Pamukkale ilçemize, hem şehrimize, hem ülkemize hayırlı hizmetler getirecek, hayırlı ve güzel kararlar almayı hep beraber, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bu meclis salonu altında ilelebet bizler geçeceğiz. Ancak bu meclis salonu inşallah Pamukkale Belediyesi durduğu sürece, Denizli durduğu sürece ilelebet hizmete devam eder. Hayırlı hizmetlere vesile olur diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, bugün geçen ay Ağustos ayının toplantılarının ikinci günü ilk defa bir toplantıyı burada yapmıştık. Bugün de resmi açılışını gerçekleştirecek olduğumuz Pamukkale Belediyesi'nin meclis salonu açılışını bugün resmi olarak yapacağız. Öncelikle ben meclis salonumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçemize, ilimize ve ülkemize inşallah güzel kararlar alınmasına vesile olur diyorum. Öncelikle biz birimlerin daha sağlıklı ortamlarda çalışması için öncelikle bunların tamamen hepsinin rehabilitesiyle ilgilendik. Malumunuz Pamukkale ilçesi şu anda Denizli'nin nüfusu anlamında 1/3 nüfusu var ve 68 mahallesiyle en büyük ilçesi. Tabi bu bize birçok sorumluluklar, birçok görevler tevdi ediyordu. Bu anlamda hem çalışan personelimizin hem de vatandaşların çok iyi bir hizmet alması için uygun ortamların tesis edilmesi gerekiyordu. Kurucu bir belediye başkanı olarak, kurucu bir meclis olarak biz bunlara birlikte imza atarak bugünlere gelindi. Bu anlamda biz tabii meclisi en sona bıraktık. Bir fazla Pamukkale ilçemize daha fazla yatırımımızı yapalım diye, ama artık vakti zamanı geldiğini düşünerek mükemmel bir meclis salonu yaptığımızı düşünüyorum. Tabi bugüne gelirken ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 53 ay bizim nazımızı, bizim sıkıntılarımızı bir anlamda bugüne kadar Pamukkale Belediye Meclisi'nin toplantılarına Büyükşehir Belediye Meclisi salonunda yaptık. Ben bundan dolayı Osman Zolan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hoşgörüsünden, bize bu konuda yardımcı olmalarından dolayı sağ olsunlar. Tabii biz meclis olunca bu paraları, buraya harcanacak olan paraları bir fazla alanımızın çok geniş olması, 68 mahalle olması, 823 kilometre kareye hizmet vermekte olduğumuzdan dolayı tabii biz tasarrufu da düşünmek zorundayız. 53 ay Büyükşehir'e geldik gittik. Bundan dolayı ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Geride 7 ay kaldı. Bugün de inşallah resmi açılışımızı yapıp bundan sonra kendi belediyemizin meclis salonunda kararlarımızı inşallah alacağız. Ben bu şimdiden alınacak olan kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kısacası Pamukkale ilçemize yakışan bir meclis salonu yaptığımızı düşünüyoruz. Geçmişte de kademe olarak, yani diğer tabirle tamirhane olarak kullanılan bir yerin şu anda modern bir ortamda meclis salonuna, ülkemize yakışan bir meclis salonu olmasından dolayı da çok mutluyuz. İnşallah başta ilçemiz olmak üzere Denizli'mize ve ülkemize hayırlı kararlar, adaletli, insanımızı mutlu edecek kararlar alınmasına vesile olmasını tekrar temenni ediyorum. Büyükşehir'de daha önceki binamızda meclis binamızın olması sebebiyle ihtiyaç hissettirmeden o meclisimizi ortak olarak
kullandık ve bugüne kadar güzel karar alınması o mecliste sağlandı. En önemli yer millet iradesiyle gelinen yerdir. En önemli yer milletin temsiliyle oluşan meclistir. Pamukkale Belediye Meclisimizin çalışma ortamının güzel olması, iyi olması bu millete verilen değerdir. Çünkü orada Pamukkale ilçesi temsil edilmekte, Pamukkale'de yaşayan insanlarımız temsil edilmektedir. Şöyle baktım, salon gayet güzel olmuş. Gayet Pamukkale'mize yakışmış. Hem teknoloji kullanılmış hem de mimari anlamda mevcut binanın en üst seviyede, en güzel şekilde dönüşümü ve kullanıma uygun hale getirmesi sağlanmış. Ben bu meclis salonumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Daha sonra bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizle ilgili, Pamukkale'mizle ilgili, insanlarımızla ilgili bu meclisimizden çok güzel kararlar çıkmasını ben temenni ediyorum. Başkanımız Hüseyin Gürles'in önce halkına hizmet etmek için, kendi ilçesine hizmet etmek için altyapısıyla, üst yapısıyla her türlü alanda en başarılı çalışmaları yapma gayreti içerisinde oldu. Ve bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz ayrıca. Tabii en sonunda dedi ki artık bir meclis toplantı salonuna ihtiyaç var. Onu da yapalım dedi, onu da yaptı. Umarım bu meclis toplantı salonunda da güzel kararlar almayı Rabbim nasip eder. Ve Pamukkale ilçemize, ilimize güzel hizmetleri yapmayı da buradan nasip etsin diyoruz. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu. Hayırlı olsun.